Efendim merhabalar, bir spor videosuna daha hoş geldiniz. Spor videosu diyorum ama aslında bir önceki spor videosunda sorularınız varsa sorun demiştim. O soruları bu videoda cevaplayacağım ama 15-20 dakika boyunca sası sası sadece şu görüntüye bakmayasınız diye bir spor görüntüsü, bir idman görüntüsü eşliğinde ben bu soruları cevaplayacağım. Göreceğiniz idmanda Ken West CrossFit yarışmasının kayıt yaptırmıştık. Elemelerini yaptık. Finaline kayıt yaptırdık. Gideceğiz biliyorsunuz önceki videolardan. Üçüncü eleme idmanı. İdman ne? Hemen söyleyeyim. Zaten kaçıncı roundda olduğum videonun üstünde yazacak ama idman şu. İdman 19 dakikalık bir emrep. Yani 19 dakika boyunca verilen hareketleri ve tekrar sayılarını olabildiğince fazla round, olabildiğince fazla tekrar yapmaya çalışıyoruz. Hareketler neler? 21 kalori kürek, 15 tekrar thruster ki thruster barının ağırlığı bizim girdiğimiz kategoride 34 kilo yani 75 pound. Sonra da barın üstünden atlayacak şekilde 9 tane burpee. 19 dakika boyunca maksimum tekrar, maksimum round. Bunu dönmeye çalışıyoruz. Alp Demir sormuş. Diyor ki CrossFit ile bodybuilding aynı anda yapılabilir mi? Yapılırsa artıları eksileri ne olur? Tabii ki yapabilirsin ama sadece birine odaklanıyormuşsun gibi tabii ki olmayacaktır. Şöyle bir şey yapılabilir. Temel antrenman metodolojin CrossFit olur. Üzerine yardımcı egzersizler, aksesuar dediğimiz egzersizler olarak da vücut geliştirme egzersizleri ekleyebilirsin. Alper Canlı. Standart bir fitness salonda CrossFit ne ölçüde yapılabilir? Bazı salonların fonksiyonel fitness, CrossFit vesaire alanları oluyor. Bir takım CrossFit'te kullanılan ekipman da bulunduruyorlar. Onları kullanarak insanlar da işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, çok gürültü yaptınız, o öyle mi yapılır falan diye karışmıyorlarsa yapabilirsin. Ama genelde tabii Türkiye'de standart spor salonlarında zihniyet pek ona müsait değil. Pek ona el vermiyor. Hemen millet böyle garip garip bakmaya başlıyor. Hemen şikayetler, bir şeyler. Dolayısıyla niyet CrossFit ise adam akıllı buna uygun bir salonda, CrossFit salonunda bunu yapmakta fayda var. Başlangıç aşamasında kişiler nasıl bir programla başlamalı? Genel olarak kilo fazlası olan biri için beslenme düzeni nasıl olmalı? Kilo vermek istiyorsanız çok denklem çok basit aslında. Yaktığınız kalori aldığınız kaloriden fazla olacak. Zaman içerisinde yavaş yavaş kilo verirsiniz. Bu CrossFit ile veya X sporuyla kilo alınır mı veya verilir mi sorularına da genel cevabımdır. Herhangi bir egzersiz yöntemiyle kilo alabilirsiniz, verebilirsiniz. Amacınızın ne olduğuna bağlı birazcık antrenman ve egzersiz seçimi işin içine girebilir. Ama daha büyük oranda beslenme. Programlama olayı başlı başına ayrı bir konu. Onu CrossFit'e çok aşina olmayan, en azından bir temeli olmayan birine anlatabilmek biraz zor, biraz detaylı, biraz uzun açıklama gerektiren bir konu. İşini bilen, ne yaptığını bilen, CrossFit'ten anlayan bir CrossFit salonuna gidin. Oradan zaten olayı kaparsınız. Ondan sonra bilgi seviyeniz, tecrübe seviyeniz arttıkça kendinize farklı bir yol istiyorsanız çizebilirsiniz. Şef Çağrı diyor ki yaşadığım yerde CrossFit salonu yok ancak CrossFit yapmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Gerçekten salona erişiminiz yoksa yapabileceğiniz şey en temel doğru kaynak crossfit.com'a girebilirsiniz. İngilizceniz yoksa bile veya çok iyi değilse bile CrossFit'in temel hareketlerinin gösterildiği demo tarzı videolar var. Oradan başlarsanız zaten belli bir seviyeye geldikçe daha bilginiz ve donanımınız arttıkça yeni yeni kaynakları veya yetmiyorsa size daha ileri seviye kaynakları da kendiniz keşfedersiniz. Ama başlangıç noktası olarak crossfit.com iyidir. Cemre Celep sormuş, hangi günle çalışıyoruz, programı nasıl hazırlayabiliriz? Özetle, CrossFit'e sıfırdan başlayan arkadaşlar kendi programımı kendim yazacağım diye bence heves etmesin. Ben 6 yıldır falan CrossFit yapıyorum, hala kendi programımı kendim yazayım demişliğim yok. Çünkü programlama uzun vadeli doğru yapması zor bir şey. Çok bileşenli bir şey olduğu için CrossFit'in içinde kuvvet var, dayanıklılık var, o var, bu var, ileri düzey beceri gerektiren, işte koordinasyon gerektiren jimnastik hareketler var. Bunların hepsini 3 ay, 6 ay, 1 yıl programlamasını yapabilmek çok iş. Yani ben bile oturup kendime program yazayım demiyorum. Gittiğim salondaki hocalar iş ne yaptıklarını biliyorlar. Adam akıllı program yazıyorlar. Kendileri de zaten iyi derecede sporcu. Hoca her zaman iyi derecede sporcu, atlet olmak zorunda değildir. O ayrı. Ama ben o programı takip ediyorum. O yüzden CrossFit'e yeniyseniz programı ben kendim yazacağım hevesine bence hiç kapılmayın. CrossFit'in resmi hesaplarını, CrossFit Training hesaplarını Instagram'da falan takip etmenizi öneririm. Emre Aşar sormuş, supplement besin takviyesi ne alıyorsun, ne önerirsin? Besin takviyesi adı üstünde. Senin beslenmen zaten düzgün olacak. Doğru kaynaklardan yeterli miktarda kaliteli besleniyor isen yaptığın egzersiz seviyesine, antrenman seviyesine ve hedeflerine bağlı olarak takviye de alabilirsin. Dolayısıyla temel olarak bizim beslenmemiz çöp gibiyse üstüne istediğimiz kadar besin takviyesini yiyelim hiçbir fayda görmeyiz. Kuvvete yönelik bir ufak artı görmek istiyorsan kreatin kullanabilirsin. Zaten 60'lardan 70'lerden beri sayısız bilimsel çalışmaya konu olmuş, etkinliği kanıtlanmış, ucuz bir besin takviyesidir. Faydası olur, alınabilir. Balık yağı alınabilir. Omega 3, 3, 6, 9 bir arada olanlardan değil. Sadece omega 3. Kaliteli bir omega 3.
Kalitelisini nasıl anlayacağız? İçindeki EPA ve DHA yağ asit oranı olabildiğince yüksek olacak. Çünkü bazısı diyor ki 2 kapsülde 2000 mg balık yağı işte. Ama onun içinde bir bakıyorsun EPA artı DHA 500 mg veya 700 mg o değil. 1500 ise 2000 ise daha yüksekse o zaman daha kaliteli. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Mecbur kalınca besin olarak benim gördüğüm değerlendirdiğim whey proteini alınabilir. Bunun haricinde açıkçası ben pek bir besin takviyesine inanmıyorum. Hatta hiçbir şey de kullanmayabilirsin. Yeterince besleniyorsan, dinleniyorsan, uykunu alıyorsan, sporunu yapıyorsan, hiçbir şey almasan da olur. Birazcık amacına göre değişir. Murat Oksuz sormuş. Crossfit sporunu önceliği ne olan insanlar yapmalı? Güç, vücut şekillendirme, kilo verme, kondisyon. Bunların hepsini verebilir Crossfit sana. Yani senin yaptığın antrenmanla, işte beslenmenle, dinlenmenle. Bunlarla alakalı. Crossfit salonları dışında yapılan crossfit idmanları var mı? Koşarsın, bir yerde bir bar bulursan barfix çekersin, squat yaparsın. Salon dışında da tabii ki yapabileceğin, yani yazabileceğin, uygulayabileceğin crossfit antrenmanları vardır. Temel crossfit teknikleri ortalama ne kadar sürede oturur? Senin spor geçmişinle, bu işe yatkınlığınla, hangi hocadan ne ders aldığınla, ne kadar sık idman yaptığınla, yaptığın idmanda yaptığın her bir tekrara ne kadar dikkat ettiğinle hepsine göre değişir. Yani çok yeteneklisindir. Zaten sporcu geçmişim vardır. 2 ayda 3 ayda da tekniğin ortalamanın üstünde bir seviye çıkabilir veya 2 yıldır 3 yıldır yapıyorsundur ama işte çeşitli sorunlardan ötürü tekniğin hala çok iyi olmayabilir. Kişiden kişiye değişir. Cihan Bural sormuş. Boyumun uzun olması crossfit yaparken avantaj mı dezavantaj mı? Boyum 1.92. Crossfit'i sen müsabık olarak yapmayacaksan, amacın ben yarışmaya gideceğim işte Avrupa çapında, dünya çapında yarışmalara ben gitmeyi planlıyorum. Benim hedefim crossfit'te bu demiyorsan boyunun 1.92 olmasının hiçbir önemi yok. Bazı hareketlerde, bazı antrenmanlarda kimileri senden avantajlı olur daha kısa diye. Bazı başka hareketlerde, antrenmanlarda sen daha avantajlı olursun. Mesela kürek varsa bir idmanın içerisinde sen 1.92'den kısa herkesten çok daha avantajlısın. Ama ne bileyim işte halter hareketlerinde olabilir veya jimnastik vücut ağırlığı hareketlerinde olabilir. Birazcık geride olabilirsin. Ama sen crossfit'i sağlık olsun, hobi olsun, spor olsun, uzun yaşam vesaire gibi genel amaçlar için yapıyorsan bunun hiçbir önemi yok. Ha yarışacaksan 1.92 bugünkü müsabık erkek sporculara bakarsak skalanın biraz üst kısmına doğru kalıyor. Hani 1.70, 1.75 ile 1.80-1.85 arasında çoğu iddialı sporcunun olduğunu görüyorsun ama yani hedefin bu işte uluslararası podyum değilse 1.92 olmanın 1.62 olmaktan çok büyük bir farkı yok. Dayanıklılık konusunda eksiğim var. 10 dakika kürek çektikten sonra yoruluyorum. Yarışmalara girecek kadar geliştirebilmem mümkün mü? Bu yaştan sonra olacak iş değil mi? Şimdi bir kere dayanıklılık, endurance dediğin şey, dayanıklılık dediğin şey kuvvete kıyasla çok daha kısa süreler içerisinde gelişebilen bir şeydir. Mesela sen bugün desen ki bana benim vücut ağırlığım 80 kilo. Back squat'ımda barı sırtıma koydum, oturdum kalktım, bir tekrar yapabildiğim maksimum ağırlık 100 kilo, 120 kilo. Ben bunu 200 kilo yapar mıyım? Yapabilirsin ama yıllarını alır. Ama işte ben 1 kilometre küreği 4,5 dakikada çekiyorum, bunu 3,5 dakikaya indirmem ne kadar vaktim alır dersen haftalar içerisinde bile bu mümkün. Yani dayanıklılık, ciğer, kapasite, metabolik kapasite kuvvete kıyasla çok daha kısa süreler içerisinde gelişir. 23 yaşındayım, bu saatten sonra mümkün değil mi? Biraz komik olmuş. Yani ben 32 yaşındayım, ben bugün maraton koşmaya hazırlansam koşabilirim veya ne bileyim hadi maraton uç bir örnek oldu ama crossfit içerisindeki dayanıklılık gerektiren hareketlerde veya idmanlarda çok daha iyi olacağım, benim önceliğim bu desem haftalar içerisinde gözle görülür fark yaratabileceğim bir şey bu. Kuvvet daha çok vakit alır. Ama 23 yaşındasın yani. Bundan 10 sene sonra şu an yaptığın squat'ın 2 katını yapabilirsin. Şu an squat'ın çok uçuk bir rakam değilse. Özden Aydın. Powerlifting yapıyorum. Crossfit yapmak da güzel görünüyor. Orta seviye sayılabilecek birine nasıl bir WOD önerirsin? Valla WOD dediğin şey yani günün antrenmanı, workout of the day. Haftada sık gitme sıklığına göre 3 ila 5-6 defa yaptığın bir şey. Yani 5-6 farklı idman yapıyorsun belki haftada. O yüzden al bu idmanı günde bir kere, haftada 3 kere yap. Öyle bir idman yok. Zaten crossfit'in temel esprilerinden birisi rastgele olmasa bile idmanlar. Dışarıdan bakınca rastgele sanıyor insanlar ama bir mantık içerisinde sürekli değişkenlik göstermesi antrenmanların. O yüzden önerebileceğim bir tane antrenman yok. Beslenme makro alımından bahseder misin? Çok detaya girmeden CrossFit'in kurucusu Greg Glassman'ın beslenmeyle ilgili bir tarifi var. Diyor ki et ye, sebze ye, yediğin sebzeden daha az miktarda meyve ye, kuru yemiş, az miktarda nişasta, sıfır şeker. Hani bundan sonra tabii sporcuysan, belli hedeflerin varsa o zaman gram hesabıdır, işte öğün zamanlamasıdır, öğün sayısıdır vesairedir girersin. Bir de CrossFit white people sporu mudur? Yani sadece beyazların yaptığı bir spor mudur diyor. Bunu ben birkaç kişiyle de konuştum. Birazcık işin ekonomik boyutu da devreye giriyor. Yani mesela
bir CrossFit salonu üyeliği normal bir salon üyeliğinden Amerika'da, Kanada'da falan işte 5 kat, 6 kat pahalı olabiliyor. Siyahilerin de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyoekonomik statüsü biraz daha düşük olduğu için adamın CrossFit salonuna üyelik yaptırıp işte 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl atletik gelişimine imkan tanıyacak kadar oraya devam etme ihtimali genel beyaz nüfusa kıyasla biraz daha düşük. O yüzden sanki siyahileri daha az bu sporda görüyoruz gibi bir teori de var ama üst düzeydeki podyumdaki sporculara baktığın zaman kadın olsun erkek olsun çok ciddi kısmı beyaz. Tekin Mert, ne gibi sağlık sorunları olanlar yapmalı veya yapmamalı? Ya ciddi bir sağlık sorununuz varsa tabii ki gidin önce bir doktora görünün. Hatta bir tane doktora görünmekle yetinmeyin. Bir ikinci görüş alın başka bir doktordan. Çünkü benim mesela iki tane bel fıtığım var. Adam beni hemen kesecekti he deseydim. Halbuki benim ameliyat gibi bir ihtiyacım yok. Bugün hiçbir şikayetim, ağrımsızım vesaire de yok. O yüzden bir doktora tabii ki görünün, ne olduğunu, ne bittiğini bilin ama her doktorun size söylediği de Allah'ın kelamı değildir. Yani bundan sonra o pazar torbası bile taşımayacaksın, vallahi sakat kalırsın falan gibi şeyleri bana da söylediler, bir sürü insana da söylüyorlar. Çevremde bunun bir sürü örneği var. Bir şey olmuyor, çok gözünüz korkmasın. Siz gene akıl sınırları dahilinde sporunuzu yapın, yardımcı egzersizleriniz gerekiyorsa ekleyin. Egonuza yenik düşmeyin, kendi vücudunuzu dinlemeyi öğrenin. Yani size bir sinyal veriyorsa onun üzerine çok gitmeyin. Ama başa sarıyorum, bir sakatlığınız, bir sorununuz varsa tabii ki önce doktor, ondan sonra işi gerçekten iyi bilen bir hoca. Murat Arı, CrossFit'e ilk başladığınızda bazı temel hareketleri yapmakta, öğrenmekte çok zorlandınız mı? Tabii ki CrossFit'e başladığınız zamanki durumunuz itibariyle yapamayabileceğiniz hareketler var. Çünkü CrossFit'in içerisinde ne bileyim olimpik halter var, koparma var, silkme var. Bunlar çok teknik hareketler. Yani halter sporuna ömrünü adamış insanların bile yıllar sonra tekniklerini iyileştirebildiği hareketler. Burada yapılması gereken şey neyin eksik olduğunu, nasıl o hareketi daha iyi yapabileceğinizi tespit etmek. Bunu siz yapamıyorsanız bir hocanızdan yardım alabilirsiniz. Fit Travel, sakatlıklarından ve bunun için aldığın önlemlerden bahseder misin? Az önce söyledim gerçi ama iki tane bel fıtığım var. L4, L5, L5, S1. Yaklaşık 2 yıl önce belimde işte ben kas spazm sanıyordum. Doktora gittim 3-4 gün geçmeyince. MR'a girdim. O bel fıtığısın, öylesin, böylesin, bittin, sakat kaldın falan dediler. Korkuttular, ettiler. Ben bir ikinci görüş aldım. Onu yaptım, bunu yaptım. Kendimi dinlendirdim birkaç hafta. Üstüne gitmedim. Sonra yavaş yavaş antrenmanlara döndüm. Özellikle Türkiye'deki doktorların %85'i 90'ı sporcu görmediği, sporcuyla çalışmadığı için genel geçerse ağırlık çalışma ne gerek var moduna giriyorlar. Halbuki bel fıtığı olan bir insana sporu bırak ağırlık çalışma demek bence onun yaşam kalitesini ileride daha da kötüye götürür. Mecbur değilsem ki hiçbir zaman değilim. Hani belki yarışmada olabilir ama senede belki bir tane yarışmaya gidiyorum. Mecbur değilsem çok yapmadığım veya belli ağırlık yüzdelerinde, belli tekrarlarda çok fazla yapmadığım bir takım hareketler var. Çünkü yaparsam biliyorum ki bir gün, iki gün belim böyle bir hissettirecek kendini. Tadım kaçacak, yani ne gerek var. Ama bu kişiden kişiye değişir. O yüzden vücudunu bilmek, kendini bilmek önemli. O tür şeyler varsa onlardan kaçınacağız veya bunları, bu durumları azaltacak yardımcı egzersizler varsa onları daha çok ekleyeceğiz. Tolga Yapıcı, CrossFit'ten önce bir spor yapıyor muydunuz? Haftada kaç gün WOD'a katılıyorsunuz? WOD dışında bireysel olarak antrenman programınızı nasıl planlıyorsunuz? WOD dediğimiz workout of the day, günün idmanı. Yani CrossFit salonuna gittiğiniz zaman tahtada yazan idman. Aşağı yukarı her Türk gencinin gidip bench yaptığı, işte bench triceps veya sırt biceps günü falan şeklinde vücut çalıştığı gibi ben de gidip çeşitli programları yapıp İşte normal spor salonlarında birkaç yılımı geçirmiştim. CrossFit'ten önce vardı. Haftada kaç gün idmana gidiyorum? Genelde 4-5 haftada. WOD dışında bireysel antrenman programınızı nasıl planlıyorsunuz? Vallahi ben buraya geldiğimden beri, Kanada'ya gelip şu anki salonuma üye olduğumdan beri kendim hiçbir şey planlamıyorum. Çünkü hocalar iyi hocalar, ne yaptıklarını biliyorlar. Programları güzel. Programlarıyla ben gelişme kaydettim, ilerleme gördüm kendimde de. Adam benim için oturmuş, uğraşmış, didinmiş, güzelce yazmış, planlamış ısınmasından soğumasına kadar. Vallahi gidip kafam rahat. Tahtada ne yazıyorsa yapıyorum, çıkıyorum, geliyorum. 10 numara 5 yıldız. Yani adamların yazdığının üstüne hiçbir şey eklemiyorum ben. Son 5 aydır. İzmir Men in İstanbul. Hiçbir spor takviyesi almadan spor yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu işin doğasında eller hep nasırlı mı oluyor? Evet, eller biraz nasır olur. Ellerimize gerekli bakımı CrossFit'te yapacağız. Mehmet Eren Cançelik. Aydın'da CrossFit salonu var ama hocalar üyeler zorlanıyor diye temel CrossFit hareketlerini yaptırmıyor. Kendimi geliştirmem için önerebileceğin antrenman programı ya da yararlanabileceğin bir kaynak var mı? CrossFit programı internette ama paralı ama parasızdırla. Yani zaten biraz işin içindeysen bence bulabilirsin. Hocalarına sor. Zaten senin seviyeni uygun görüyorlarsa buna
olumsuz bir tepki vereceklerini de sanmıyorum. Ya hocam ben şunları eklemek istiyorum, şöyle yapmak istiyorum, bir şey önerir misiniz diye. Uğurkan Yeşil, clean ve snatch gibi hareketlerde kilo arttırmak için tavsiyelerin, yani silkme ve koparma, olimpik halter hareketlerinden bahsediyor. Valla ikisinin ne olduğuna göre değişir, gene aynı cevabı veriyorum ama yani senin sorunun kuvvet mi, esneklik mi, teknik mi, bunların bir kombinasyonu mu? Ona göre değişir. Olcay Yeni Ay, crossfit ve estetik görünme arasındaki ilişki nasıldır? Crossfit ve kas gelişimi de diyebiliriz. Mesela videoda benim solumdaki adam kaslı vücuda sahip değilmiş. O abi kaslı. Kaslı değil. Değil. Yağsız değil sadece. O belki sizin gözünüzü yanıltıyor. Yani sizin aklınızda belli bir fizik varsa, belli bir görüntü varsa bunu crossfit'te elde edebilirsiniz. Ama daha büyük oranda beslenmenizle alakalı mesele. Crossfit kilo aldırır mı? Almak istiyorsan aldırır. Verdirir mi? Vermek istiyorsan verdirir. Kırın kası çıkarabilir miyim crossfit'te? Çıkarabilirsin ama crossfit'te değil, beslenmenle çıkarabilirsin. Bu vücut geliştirmede de böyle. Herhangi başka bir sporda da böyle. Tamay Handoğlu sormuş. Üst vücut kuvveti gereken hareketleri geliştirmek için neler önerirsin? Özellikle kadınlar erkeklere göre daha yavaş gelişim gösteriyor. Doğru. Kadınların evet erkeklere göre üst vücutlarındaki kas kütleleri daha az. Kas veya kuvvet gelişimleri de erkeklere göre biraz daha zorlu bir süreç. Kuvvet antrenmanları, mantıklı bir kuvvet programlaması, bolca tekrar, time under tension, yani ağırlık altında geçirilen toplamda süre. Çağan Yılmaz, spora hayatımızda ne kadar yer vermeliyiz? İstediğin kadar. Sadece spor odaklı yaşamak boşluk mu? Bu hayatta neden zevk alıyorsan, ne seni mutlu ediyorsa bence onu yaparak hayatını yaşayabilirsin. Boş ne demek? Kime göre? Neye göre? Niye başka insanları yargılıyoruz? Berkay Kayalar, crossfit'e başlamayı düşünüyorum. Deadlift ve squat'tan dolayı tırsıyorum. Deadlift tehlikeli değildir. Squat tehlikeli değildir. Deadlift ve squat dediğimiz hareketler günlük hayatta zaten doğal olarak yaptığımız şeylerdir. Yani yerden eğildin, bir şey aldın, kalktın, o hareket deadlift'tir. Sen onu 200 kiloyla da yapabilirsin. Doğru teknikle yapıyorsan, yeterince kuvvet sahibiysen bir şey olmaz. Hatta doğru teknikle kaldıramayacağın bir deadlift ağırlığına git. Mesela ben 250 kilo barı tutayım, asılayım. Olacak şeyi söyleyeyim ben size. Bar yerden kesilemeyeceği için veya kessem bile tamamen kaldırışı tamamlayamayacağım için eğer formumu bozmazsam, omurgamı yük altındayken böyle omurların arasındaki açıyı değiştirmezsem, bükülmezsem hiçbir şey olmaz. Olduğu gibi barı yere bırakırsın. Hakeza squat kaçırdın mı, kaldıramadın mı? Bunu güvenle atmanın önde arkada teknikleri var. Zaten yapa yapa öğreniyorsun. Lütfen bu temel hareketlere bok atmayı artık bırakalım. Yani 1 yaşında çocuk bile yere eğilip kalkarken squat yapıyor, deadlift yapıyor. Bunlar son derece temel, fonksiyonel hareketler. Doğru yaparsan hiçbir tehlikesi yok. Önce öğreneceğiz. Batuhan Aydın, bel fıtığı sıkıntısı yaşadın mı? Söyledim, 2 tane fıtığım var. Deadlift bele çok yük bindiriyor diyorlar. Doğru yapsanız da. Hayır, doğru teknikle yaparsan hiçbir sorun yaşamazsın. Kısa zamanda yaptığınız hareketlerde sakatlanma riski daha da artıyor. Hayır, daha da artmıyor. CrossFit'in bir temel prensibi vardır. MCI diyorlar. Yani Malatya, Ceyhan, İstanbul. Mechanics, Consistency, Intensity. Yani önce bir hareketin mekaniğini öğreneceğiz, tekniğini öğreneceğiz. Ondan sonra bunu her defasında aynı şekilde yapmayı öğreneceğiz. Yani tutarlı şekilde doğru teknikle o hareketi yapacağız. Ancak 1 ve 2'yi sağladıysak 3'e, yani yüksek yoğunlukta antrenman yapmaya geçeceğiz. Kapıdan giren bir adamı üstüne 100 kilo bar fırlatıp koş, yat, kalk, öyle bir şey değil crossfit. Gözünüzü korkutmasınlar. Bir de yanlış bilgilenmemeye çalışalım. Ali Mustafa Birbül, crossfit'le kilo alabilir miyiz? Alabilir. Selim sormuş, muscle up yaparken ağrı oluyormuş. Muscle up daha iyi yapmak için nasıl bir çalışma izlemeli? Valla eksiğini bilmeden, görmeden maalesef hiçbir şey diyemem. Vücut şekillendirmek ve geliştirmek için haftada 3-4 gün antrenman yapmak yeterli olur mu? Olur. Antrenmanına da bağlı. Olur ama. Powerlifting yapıyordum. Şu an bel fıtığı var. Nasıl geri dönmeliyim? Önce doktor, sonra işini bilen hoca, sonra yardımcı egzersizler. Birazcık yüklenmeyelim. Kendimizi dinleyelim. Neyin yaradığını, neyin yaramadığını öğrenelim. Sonra 18 yaşındaymışsın. Allah uzun ömür versin. 60-70 yıl daha spor yap inşallah. Regionals veya CrossFit Games'e gitmek için ne yapmalı? Açıkçası mümkün mü? Ömer Kılıçoğlu. Mümkün ama çok zor. Çünkü çok üst düzey sporcular var bu sporda, her sporda olduğu gibi. Ömer, belki sen çok böyle çılgın bir yeteneksindir. 16 yaşındasındır. Zaten olaya hakimsindir. İlerleyip hani uluslararası başarı elde edebilirsin ama zor. Tabii ki zor. Çünkü özellikle işte Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'ye kıyasla daha uzun yıllardır yapıldığı için buralardan daha üst düzey sporcu çıkıyor. Onlar sporu domine etmiş durumda. Eminim Barcelona'da top oynamak da çok zor. Onun gibi. Evde dambel vücut ağırlığıyla yapılan spora değişim elde edilebilir mi? Hangi noktada makine ihtiyacı duyulur? Buna zaten cevap yazmıştım, hatırlıyorum. Hiçbir zaman makine kullanmadan da fıstık gibi sporunu yapabilirsin. Değişim elde eder misin? Edersin. Canavar gibi olursun. Olabilirsin yani. Boyun 1.80 teknikle ilgili sorunun ilk kısmı. Birinci sorusu. 1.80 crossfit için uzun bir boy değil. Yani üst düzey müsabık sporculara baktığın zaman 1.80 böyle tam orta
Lama boy gibi bir şey hatta. Çok üst düzeyde bile bu işi insanlar bu boyda yapabiliyorsa, ya ben daha kısa olmadığım için diye başlayan cümleler çok anlamlı değil. Her ne yapıyorsan tekniğini öğren, geliştir, üzerinde dur. Sorun yaşamana sebep olacak bir boy değil. Ben de 1.78'im. Yani uzun bir insan değilim CrossFit içinde. Normal hayatta da. Karbonhidrat ikinci sorusu. Kas kütlen fazla olduğu için kendini dengeliyorum. Ya ben yediğimi içtiğimi açıkçası tartmıyorum. Birazcık ya o işleri yaptım uzunca bir süre. Hiç karbonhidratsız yapılabilecek bir spor değil CrossFit. Aşırı yersen de tabii ki, yani kalori fazla mı olursa da tabii ki kilo alırsın. İstiyorsan bir süre çıkar makrolarını. Ben kaç gram karbonhidrat, kaç gram protein, kaç gram yağ yiyeceğim. Bunu farklı kaynaklardan araştır, öğren. Eğer çok hakim değilsen. Bir süre öyle. CrossFit çok eğlenceli ama göğüs ve kol kaslarında eksik kaldığını hissediyorum. Katılıyor musun? Ben çok eksik kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Eğer takip ettiğim program yeterince çeşitliyse, yeterince kafası çalışan bir adam o programı hazırladıysa çok bir yerin eksik kalması pek muhtemel değil. Ama idmandan sonra, günün antrenmandan sonra geç bench mi yapıyorsun, kol mu çalışıyorsun, omuz mu çalışıyorsun? Ekle üstüne. Ben çok fazla yapmıyorum. John Rees, deadlift ve squat oldukça riskli hareketler. Değil. Sakatlanmaktan korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Zaten sakatım. 2 tane fıtığım var belimde. Ne olduğunu öğrendim. Sakatlıktan nasıl geri dönüldüğünü de öğrendim. Tabii ki her sakatlık farklıdır. Ciddiyet derecesi de değişir ama deadlift ve squat oldukça riskli hareketler. Nokta cümlesinden sonra yollarımız sizinle ayrıldı. Değil. Önce araştıralım, öğrenelim. Gerçekten değil. Doğru teknik, sıfır ego değil. Vallahi yoruldum. Değil yani. Can Başçı. Handstand walk vesaire yaparken düştüğün oldu mu? Oldu. CrossFit sporunda ya barfix yaparken bardan düşersin, ya mutla yürürken düşersin, yani bir şey olur. Yani düştüm ama herhangi bir sakatlık yaşamadım. Resli hareketler yapma, daha fazla çıkarsa sıkıntı oluyorlar, ne yapacağız? Tabii ki sakatlığını bil, git MR'ını çektir, ikinci bir görüş al, ne olduğunu bil ama dediğim gibi çok fazla gözümüzü korkutmasın. Deneye deneye bakalım, zorluyor mu, ağrısız oluyor mu, yarıyor mu, yaramıyor mu, sporumuza devam. Zülhan Çil demiş ki, işim gereği çok seyahat ediyorum, sabit salona bağlı kalamıyorum. Programı devam ettirebilir miyim kendi kendime gittiğim yerlerde? Ettirebilirsiniz. Yanınıza spor eşyanızı her zaman alın. Gittiğiniz yerde bir spor salonu varsa oraya gidersiniz. Yoksa dışarıda koşarsınız. En kötü otel odasının içerisinde bile idareten de olsa yapabileceğiniz şeyler var. Alp Er, fitness'a bakış açımı merak ediyormuş. CrossFitçi fitness hakkında ne düşünüyor? Fitness seviyorsan, seni spora götürüyorsa, spor yapmanı, sağlıklı beslenmeni, işte ona göre bir yaşam tarzı sürmeni sağlıyorsa fitness yap. Ne güzel, hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir. Sporla ilgili sorularınıza vereceğim cevaplar bu şekildeydi. Aslında soruların sanıyorum ki tamamını cevapladım. Fakat videonun aşırı uzun olma ihtimaline karşı bunların bir kısmını birazcık fazla kırpmam gerekebilir veya bazılarını tamamen çıkarmam gerekebilir. Eğer tekrara giren sorular ve dolayısıyla tekrar ettiğim cevaplar olduysa onları mesela çıkarabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.